Sağlığınız hakkında doğru bilgiyi keyifli bir sohbetle ekranlarınıza taşıyan Doktor Feridun Kunak Show bugün de dop dolu. Kışın soğuğu sizi etkilemesin. Kışın cildimizde görülen hastalıklar nelerdir? Nasıl önlem alınmalıdır? Kışın korkulu rüyası olan virüsler nelerdir? Virüslere nasıl savaş açılır? Soğuk algınlığından korunmak için hangi besinleri tüketmeliyiz? Faydaları saymakla bitmeyen badem sütlü, at kestane yağlı krem tarifi. Serap Kunak'tan evde kolaylıkla yapabileceğiniz doğal badem sütü tarifi. Az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ülkemizin birçok yerinde böyle bayağı ciddi karlar, İstanbul'umuzda da bayağı ciddi karlar başlıyormuş. İnşallah hayırlısı olsun. Aman dikkat edin, aman dışarıya çıktığınızda muhakkak kendinize dikkat edin. Kışın olan sıkıntılar yaratan bazı durumlar var. Onlardan kurtulmak için neler yapacağız? Bugün onları anlatacağız. Bugün Ankara Şentepe'mizden geldi, kardeşlerimiz geldi. Hoş geldiler, sefa geldiler. Şimdi onlarla beraber güzel bir program yapacağız inşallah. Bugün biz de size kışın görülen hastalıklara karşı ne tedbirler alacağız onları anlatacağız. Hepimizin dikkatlice dinlemesi lazım. Bilhassa çocuklarınıza bunları uygularsanız güzelce atlatırsınız. Kışın hiçbir rahatsızlık olmadan güzelce geçirebilirsiniz inşallah. Çünkü bayağı ciddi çarpıyor hastalıklar. Dikkat etmezsek başka türlü sıkıntılara sebebiyet veriyor. Onları anlatacağız. Yüz felci denen bir sıkıntı var. O olmaması için ne yapacağız onu konuşacağız. Soğuk hava cildimizi çok bozuyor. Biraz hanım kardeşlerimizin cildini bozuyor. Ciltte bazı hastalıklar çıkabiliyor. Onlara karşı neler yapacağız? Basit bazı uygulayacaklarımız var. Hepinizin ama hepinizin evinizde kolayca uygulayabileceği çok özel bir şey yapacağız. Bir badem sütü yapacağız. Serap Hanım badem sütünü yapacak da ben de ona inat çok güzel bir şey yapacağım size. Göstereceğiz, sürpriz yapacağız. Güzel bir karışımlarla sizlere güzelce anlatacağız inşallah elimizden geldiği kadar. Kış çayı yapacağız. Kışın sürebileceğiniz ki sürmeniz gereken çocuklarınıza da uygulayabileceğiniz bir yüzünüze sürecek bir krem göstereceğiz. Yazın güneş diyoruz, güneş rahatsız ediyor filan diyoruz ama kışında soğuk etkisiyle cildinizde çok bozulmalar oluyor. Onlarla ilgili konuşacaklarımız var. Çok güzel çaylar hazırladık. Hepsini güzelce elimizden geldiği kadar anlatacağız. Sevgili kardeşlerim, Ankaralıyım ben. Ankara dış kapıdaki Altındağ'da Yıldırım Beyaz Lisesi'nde okumuştum. Oraları çok severim. Dün gece de Serap Hanım'ın oyunu saat 10 gibi filan bitiyor. Onu almak için gittiğimde biraz da vaktim vardı. Oraları böyle gezdim. Benim lise çağlarım oralarda geçtiği için çok güzeldi. Sonra benim orada bir her zaman uğradığım, ekmek aldığım bir fırın var. Ona uğradım. Fırıncı Binali abimiz, çok selam gönderiyoruz kendisine. Bir de orada kuaför Çağrı kardeşimiz vardı. Ona da çok selam gönderiyoruz. O kadar güzel, bir anda gecenin 11'inde herkesler etrafımızı sardı. Hani reyting meyting denen bir şey var televizyonlarda. Reyting ne? Maalesef sizin seyretmeniz değil. Ah keşke sizin seyretmeniz olsa, biz farkı atıp geçiyoruz. Sadece Türkiye'de 5000 kişiye bir kutu veriyorlar. Onunla ölçüyorlar. Biz küçük televizyonlar diyoruz ki, küçük bizim gibi programlı, ya kardeşim bunu genel ölçelim. Olmaz böyle, 5000 kişiyle olmaz bu iş diyoruz. Yok, işlerine gelmiyor bazılarının. Sonra uzun uzun anlatırım size, bazı sıkıntıları var. Sadece diyorlar ki bizim dediğimiz gibi 5000 kişiye vereceğiz. Ya kardeşim açın şunu, gecenin yarısında saat 11'de bir fırının içinde bütün böyle beni etrafımı sararsa, bir Almanya'dan gelen kardeşlerimiz, başka kardeşlerimiz hep beraber toplandılar, fotoğraflar çektirdik, muhabbetler, illa çaylar. Reyting denen şey bu. Halkın seni tanıması, sevmesi. Çok çok mutlu etti beni. Sevincimden ben böyle çok duygulandım. Çok hoşuma gitti. Güzelce akşam bu kardeşlerimle sohbet ettim. Fırıncı Binali abime, kuaför Çağrı'ya ve oradaki akşam kardeşlerime çok teşekkür ederim. Bana gösterdikleri güzel ilgiye. İnşallah onlara gene güzellikler vermeye devam edeceğiz derken, bu hafta cumartesi günde inşallah Bursa'ya gidiyoruz. Bursa Yıldırım Belediye Başkanımız çağırdı bizi. Onun yanına gidiyoruz. Onun söylediği konferans merkezine gideceğiz. 75. yıl Kadın Eğitim ve Spor Merkezi.
Burada saat 12'de, bu cumartesi günü saat 12'de inşallah kar var, bir müsaade ederse, bir aksilik olmazsa orada olacağız ve kardeşlerimize yardımcı olacağız. Bize kendini göstermek isteyen, bizden fikir almak isteyen kardeşlerimiz muhakkak adını yazdırmalarını istiyoruz. Konferansa girmek serbest. Herkes gelebilir, konferansı dinlesin ama ben kendisiyle muhakkak konuşacağım, birebir konuşacağım diyorlarsa şu telefon numarasına 0224-366-0202 366-0202 telefon numarasına ismini yazdırmazlarsa karışıklık oluyor. O yüzden muhakkak yazdırıp buyurup gelsinler. Başımın üstünde yerleri var. Bakacağız, kendilerine yardımcı olacağız. Telefon etmeden gelmesine. Ama katılım serbest. Herkes katılabilir. Konferansımızı dinleyebilir. İnşallah bu cumartesi günü orada olacağız. Can kardeşlerim dedikten sonra bugün ısıtıcı veriyoruz kardeşlerim. Size ısıtıcımızı kazanabilmenin şartı şifremizi bilmek. Şifre bilen her kardeşimize ısıtıcıyı veriyoruz. Bilhassa bu havalarda bu ısıtıcının önemi çok fazla. Çok iyi. O sıcak su ısıtıcıların patlama riski olduğu için çok tehlikeli var. Bu sadece ve sadece 9 voltla çalışıyor. Yani çarpmıyor. Pil kadar cereyan harcıyor. Ve bunu çıkardığınız zaman da fişten çıkardığınız zaman da böyle özel bir yeri var. Çıkardığınız zaman da bu seyyar oluyor. İstediğiniz yerinizde omuzunuzda belinizde gezebiliyorsunuz. Her eve bir tane bundan lazım. Bir daha söylüyorum, çarpmıyor, tehlikesi yok. Aman ne olursunuz o elektrikli battaniyelerle falan yatmaya kalkmayınız. Yangın tehlikesi olabiliyor, çarpma tehlikesi olabiliyor. Onlar 220 ile çalışıyor, öyle risk var. Lütfen ve lütfen onlarla yatmayınız. Ona özellikle dikkat ediniz. Bunu kazanabilmenin de tek şartı var, şifremizi bilmek. Şifreyi bilen kardeşlerimize kapıların önüne kadar hiçbir bedel ödemeden, hiçbir ücret ödemeden teslim ediyoruz. Sadece ve sadece şifreyi bilmek. Şifrenin birinci harfi çıktı. Zonguldak'ın Z'si bilen kardeşlerimize gönderiyoruz. Sevgili kardeşler, her gün sizinle bir güzellik paylaşıyoruz. Bugün de bir güzel sözlerimizi beraberce bakalım. Ne diyor? Ey can, kazandıkça bölüşemiyorsan elini sorgula. Konuştukça kırıcı oluyorsan dilini sorgula. Yürüdükçe menzilden çıkıyorsan yolunu sorgula. Ömür geçtikçe yerinde sayıyorsan gününü sorgula. Sevildikçe vefasızlaşıyorsan gönlünü sorgula. Hangi halde olursan ol sonunu sorgula demiş Hazreti Mevlana. Şöyle bunu böyle bir düşünerek bir yaparsanız, eğer bu erdemlere ulaşabilirsek ne kadar güzel insan olabiliriz, ne kadar güzel yapabiliriz. Biz de elimizden geldiği kadar uymaya çalışalım. Hazreti Mevlana'nın bu güzel sözünü sizinle paylaşmak istedik. Her gün size böyle bir güzellik beraberce paylaşalım istiyoruz. Haydi bakalım, canlı canlı, heyecanla heyecanlı enerjimizi tazeleyelim. Enerjilerinizi, güzel enerjilerinizi alalım. Haydi başlıyoruz, sağlıklıyız. Mutluyuz, huzurluyuz. Sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze derin derin nefes alıyoruz. Her nefes aldıkça güzellikler, huzur, mutluluk dolduğunu hissediyoruz. Rahatlıyoruz, rahatlıyoruz, rahatlıyoruz. Güzellikler oldu, huzur oldu, mutluluk oldu, iyilik oldu. Rahatladık, 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 rahatladık. Evet, çok güzel. Konuk misafirlerimin arasında yavrularımız da var. Biraz sonra ekran başındaki yavrularım, size de sürprizimiz var. Çok güzel çekimler yaptım. Bugün hayvanat bahçesi değil, daha başka çekimler var. Sakın kaçırmayın, ekran başından ayrılmayın. Bizimle beraber spor yapmanızı istiyorum yavrularım. Haydi başlıyoruz. Gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sola. Gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sola. Yönetmenim çok güzel değişiklikler yapıyor. Güzel görüntülerinden gösteriyor bize. Gidebildiği kadar sola, gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sola, gidebildiği kadar sağa, sola, sağa. İyice geriye, iyice öne, iyice geriye, iyice öne. Lütfen bu hareketleri çocuklarınıza da öğretiniz. Çocuklarınızın da yapmasını sağlayınız. Sağa eğelim, sola eğelim, sağa, sola. Sağa, sola, sağa, sola. Çok güzel. Haydi omuzları çevirelim. Çevir, 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 ters çevir,
ters çevir. Sırt ağrıları için, omuz ağrıları için, hafif kambur yürümek için. Hanım kardeşler, bir süre sonra şuranızda şöyle hörgüç dediğimiz bir şey oluşuyor. Ona mani olmak için bu hareket çok önemli. Aklınıza geldikçe yapınız. Özür dilerim, yani hörgüç gibi dedim, gibi dedim. Serap Hanım, gibi. Ya hiç kötü bir şey. Mübarek hayvan değil mi? Bak ablam, ağzına sağlık ablacığım. Hay teşekkür ederim. Bak ne güzel söyledi abla. Tabii. Evet. Omuzlarımızla ve sırtımız için hareketlerimize devam ediyoruz. Dirseklerimizi önde birleştiriyoruz. İyice açıyoruz. İyice aç, 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 aç. Kapattık, kapattık. İyice açtık, açtık, açtık. Kapattık, kapattık. İyice açtık, açtık. Ahmet abisi şu yavrularımı bir çek. Bak ne kadar güzel yapıyorlar hepsi. Harikalar bugün. Çok teşekkür ederim kendilerine. Kapat, kapat, kapat. İyice aç, 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 aç. Kapat, kapat. İyice aç, 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 aç. Çok güzel. Kapat, kapat. Aç, aç, aç. Şimdi sırtımızı yaptık. Şimdi geldik bel ve karın bölgesi için yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Olduğumuz yerde yine dönebildiğimiz kadar sağa, dönebildiğimiz kadar sola. Sağa, sola. Sağa, sola. Sağa, sola. Gidebildiği kadar sağ, gidebildiği kadar sol. Şimdi olduğumuz yerde duruyoruz gene. Sağa doğru eğdik, sola doğru eğdik. Sırt için, bel için, karın kenarlarındaki kilolar için çok faydalı hareketler yapıyoruz. Peki duruyoruz böyle, duruyoruz, duruyoruz. Hep beraber öne eğileceğiz, dirseklerimiz dizimize değecek. Aşağı doğru eğilirken nefes vereceğiz, geriye giderken nefes alacağız. Ver nefes. Şimdi burundan al nefes geriye. Ver nefes. Geriye. Ver nefes. Geriye. Ver nefes. Geriye. Ver nefes. Geriye. Rahatla nefes, rahatla nefes, rahatla nefes. Harikasınız. Şimdi olduğumuz yerde kalçamıza, dizimize, belimize ilgilendiren hareketimize geçtik. İyice çektik, iyice bıraktık. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak. Bırak, çek, bırak, çek, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Bu kalça için, bel için, diz için basit hareketti. Önemli hareketti. Bilhassa hamile kardeşlerimiz bu hareketi çok yapsınlar. İdrar kaçırmayla ilgili sıkıntısı olanlar muhakkak yapsınlar. Annemde vardı diyenler de yapsınlar. Bilhassa hanım kardeşler, Anadolu'da bir laf vardır. Anasına bak kızını al derler. Annenize benzersiniz, annenize bakınız. Annenizde olan şeyleriniz sizde de istikbalde olma riski vardır. Olmaması için neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. Onlara dikkat ediniz. Abla zorlanıyorsa muhakkak bir kalça filmi çektirmemiz lazım. Ablam diyor ki ben bunu yaparken zorlanıyorum. O zaman bir kalça eklemlerini gösteren bir film çektirmek lazım. Birdenbire MR değil, birdenbire tomografi değil. Önce basitinden sadece röntgenle başlamak lazım. Tomografilerin, MR'ların mecbur olmadan çekilmesinde bedende zararlı etkileri vardır. Bunu unutmayınız. Sık sık MR, sık sık tomografi çektirmeyiniz. Ama doktorunuz istiyorsa başka. Siz doktorunuzu zorlamayınız. Ama film tomografiye göre, MR'a göre daha az zararlı. Film çektirebilirsiniz. Ama onu da doktorlarınızın istediği şekilde yaptınız. Bazen geliyor ablalar, diyor ki doktoruma zorladım diyor. Sana göstereyim diye MR çektirdim. Ya abla ben istedim mi? İstemedim. Sen niye çektin? Bir gör dedim. Ya ben muayene edince anlıyorum zaten. Ne gerek var çektirelim? Anlayamadığımız bir şey olursa çektireceğiz onu. O yüzden lütfen üstüne üstüne gitmeyiniz. Doktorlarınız istiyorsa çektiriniz, istemiyorsa çektirmeyiniz. Çünkü onun da sizin bedeninize çok zararları var. Haberiniz olsun. Şu telefonlara bir sürü laf söylüyoruz. Şu kadar telefonu kullanıyorsunuz, şöyle zararlı, böyle zararlı. Dikkat edin. Milyonlarca telefonu yapıyoruz. Onun içine sizi sokuyoruz. En az yarım saat içinde duruyorsunuz. Ne oluyorsunuz? Ne oluyor o beden? Ne oluyor o beyin? Ne oluyor o karaciğer? O yüzden mecbur değilse sık sık.
olduğunuz yere MR tabii. Çok fazla çektiriliyor. Siz doktorunuza ısrar etmeyiniz. Doğru. Ama doktor beyin şüphesi varsa tabii ki çekilecek. Onun için konmuş o aletler. Hı-hı. Ama siz de bir MR çektiren doktor bey demeyiniz. Israr doktorunuz etmeyiniz. Gerektiyse çekecektir. Doğru. Yapacaktır. Sakın ola ki ısrar etmeyiniz. Çünkü öyle olunca doktor bey de sizi kıramıyor, yazıyor. Ondan sonra bir sürü bedeninize zarar oluyor. Doktor teşhisini koymuşsa onu çekmeye gerek yoktur. Hı-hı. Ya gittim ilaç verdi yolladı bir MR bile çekmedi diyorsunuz. Demeyiniz. Ne güzel yapmış size. Sizi zarardan korumuş, tedavinizi yapmış. Daha ne istiyorsunuz? Ne kadar güzel bir şey. Lütfen buna dikkat edin can kardeşler dedikten sonra öbürünü yapıyoruz. Çek bırak. Çek. 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 Bırak. Çek. Bırak. Çek. Yana aç. Getir. 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 Bırak. Rahatlayın bakalım. Geldik dize. Bacağı uzattık, ayağı kendimize doğru çektik, olduğumuz yerde. Kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. İçe, dışa, içe, dışa, içe, dışa, daire. Bugün yavrularım çok güzel yapıyor. Biraz sonra onlara hediyem var. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yavruma hediyem var. Tekrar tersine, tersine, tersine. Kapat aç, kapat aç, kapat aç, kapat aç. Öbürüne yaptık. Bacağı uzattık, ayağı kendimize doğru çık. Olduğumuz yerde kaldır indir. İçe dışa. İçe dışa. İçe dışa. Daire. 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 Ters daire. Ters daire. Ters daire. Kapat aç. Kapat aç. Kapat aç. Kapat aç. Kapat aç. Kapat aç. Şöyle bir rahatlayın. Derin derin bir nefes alın. Kardeşler, en önemli şey ruhunuzun jimnastiği. Ruhunuzun iyi olmadığı zaman hiçbir şey iyi olmuyor. Ruhunuzun iyiliği de nereden geçiyor? Şükretmekten, halimize şükretmekten geçiyor. O zaman diyoruz ki bütün verdiklerine çok şükür, çok şükür. Kardeşler, dünya nimetinde daima kendimizden aşağıdakilerine bakıp halimize şükredeceğiz. Bunu hiç unutmayınız. O yüzden çocuklarınıza bilhassa şükretmeyi öğretiniz. Şükür çok önemli, çok önemli, çok önemli. Ve her gece yattığınızda kendinize ve çocuklarınıza bunu öğretiniz. Dualarınızı ettiniz. Yatmadan, uyumadan önce soruyorsunuz kendinize. Ben bugün kendim için ne yaptım? Sonra soruyorsunuz ikinci. Ben bugün ailem için, çoluk çocuk için, komşularım için, akrabalarım için ne yaptım? Soruyorsunuz üçüncü. Ben bugün devletim, milletim için ne yaptım? Ve en son beni yaradan Allah'ım için ne yaptım? Eğer bu sorulara her gün evet diyorsanız gözünüz aydın. Baktınız bir tanesi eksik kaldı. Diyelim ki sen bugün devletin için hiçbir şey yapmadın, anlıyorsun. Hemen içinden dua et. Ya Rabbi devletimi, milletimi koru. Kötülüklerden, belalardan koru. Bu güzel ülkede güzel güzel kardeş kardeşe, can cana yaşamayı bize nasip et diyorsun. İşte ülkene en güzel şeyi yapıyorsun. Ne olursunuz bunu her gece uygulayınız. Göreceksiniz ertesi gün sabah daha güzel uyanacaksınız. Daha diri olacaksınız, daha iyi olacaksınız. Dedikten sonra şimdi kardeşler reklamlara gideceğiz ama reklamlardan sonra size çok özel bombalarımız var. Onları anlatacağız. Yavrularımıza çok güzel sürprizimiz var. Onları anlatacağız. Hepsini göstereceğiz. Serap Hanım'ın yapacağı bir süt var. Evet. Hanım kardeşler muhakkak muhakkak uygulayınız. Çok farkını göreceksiniz. Gidip dünya paralar verip cilt kremleri bilmem ne almanıza gerek yok. Evet, göreceksiniz şöyle. Hem içeceksiniz hem süreceksiniz. Aynen öyle. Harika şöyle avuç şey, evet. Kadar bir bademle neler yapılacağını gösterecek Serap Hanım. Ondan sonra onunla da ilgili kremler yapacağız. Yüz felci olmamak için, yüzümüzdeki sıkıntılara bir şey, çözümler getirmek için, kışın nasıl tedbirler alalım? Kırışmamak hep için. Kırışmamak değil mi? Için. Yaşlanmamak doğru. İçin. Dünyaya kazık çakmak için. daha evet, devam edelim. Allah hayırlısını evet, versin. Allah hayırlısı şimdi reklamlar versin. Gidiyoruz. İnşallah. Reklamlardan sonra buradayız. Kardeşlerim, bakın şimdi bir kış çayı yapacağız. Tamam. Ne olursunuz bak, bizim evde devamlı bunu yaparız. Evet. Çok da güzel bir şey, besleyici özelliği var, koruyucu özelliği var. Lütfen bunu yapınız.
Nasıl yapılacağını hemen gösteriyoruz. Çok basit olduğu için hemencecik anlatayım. Gripten de koruyor, soğuk algınlığına da çok iyi geliyor. Vücut direncini evet. kuvvetlendiriyor. Akşamlar ailecek, çoluk çocuk herkesin içebileceği çok güzel bir çay. İki tane elma. Elmayı kabuklarını güzelce yıkadıktan sonra koyuyoruz. Yeşil olur, kırmızı olur, hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Bir tane de ayvayı doğra. Çekirdeklerini de atabilirsiniz içine. Hı-hı. Ayvanın çekirdeklerini de atmanızda yarar var. Öksüreye ayvanın çok iyi geliyor. Ayvanın de çok büyük özellik var. Kabuklarını soymuyoruz, sadece güzelce yıkıyoruz. Hı-hı. İyi dikkat ediniz. Sevgili kardeşlerim, bunun içine bir tane çubuk tarçın atıyoruz şöyle. Bir tane çubuk tarçın attık. Bunun içine 6 diş karanfil atıyoruz. Yalnız karanfilleri şöyle kırıp atınız kardeşlere bak. Ya da havanda dövüp de atabilirsiniz. Ama kırıp atmanızda yedik. 2 tane elma, 1 tane ayva, 1 tane çubuk tarçın, 6 diş karanfil. Şöyle bir tutam kadar ya da 2 çorba kaşığı kadar ıhlamur atıyoruz bunun içine. Sevgili kardeşlerim, 1 veya yarım da portakal koyuyoruz. İsterseniz portakalın kabuklarını da atabilirsiniz. O da güzel oluyor. Hmm. Aklınız olsun. Biraz acı o yapabilir ama. Çok yapmıyor. Geçen gün yaptığımda ben koydum. Şöyle bir şey. Bunun içine dikkat edin. Buraya kadar her şey normaldi. Şeker hastalığı yoksa ailede bunun içine 2 çorba kaşığı da bal koyun. Şeker hastaları bal koymasınlar. Elma koyduk. Ayva koyduk. Tarçın koyduk. Karanfil koyduk. Ihlamur koyduk. Portakal koyduk. 2 çorba kaşığı da bal koyuyoruz. Bak şimdi bunu kaynatacağım. Seyircilerime de ikram edeceğim. Tadını beğeneceklerine garanti ediyorum inşallah. Üstüne 1,5 litre de su koyacağız bunu kardeşlerim. Çok güzel yaklaşık oluyor. Meyveli bir kış çayı. Evet, yaklaşık 10-15 dakika kaynatacağız. 10-15 dakikada demleyeceğiz. Ondan sonra süzüp suyunu içeceğiz. Dikkat edin. Posalarını da yiyeceğiz. Öyle elmayı, mi? Ayvayı, portakalı yiyeceğiz. O da çok güzel oluyor. Bağırsakları güzel çalıştırıyor. Muhakkak bunu yapın, göreceksiniz güzelliğini. Evet, güzelce kaynatacağız şimdi. Kış çayını... Ne kadar kaynatacağız? Sakın, bir... 10-15 dakika, evet, 10-15 dakika dakika falan demleyeceğiz. Kaynatıyorum ben de. Süzeceğiz, gösteririz biraz sonra hepsini. Akşam aslında bizim böyle bir normalde siyah çayımızı demleme adetimiz var. Ama bir akşam da böyle yapın. Bir akşam da böyle olsun, değişiklik çok, çok olsun. Çok güzel olacağını garanti ediyorum. Lütfen deneyiniz, lütfen yapınız kardeşlerim. Şifaları da geçiyor. Şimdi kardeşlerim... Sadece ayvadan, ayva çok güzel bir koku veriyor çaya. Kışın görülen bazı hastalıklar var. Faranjit ne, laranjit ne? Kışın görülen hastalıklardan bir tanesi faranjit. Doktora gidiyorsunuz, diyor ki bakıyor çocuğunuza faranjit olmuş diyor. Ondan bir bakıyor laranjit diyor. Faranjit ne, laranjit ne? Faranjit ne, laranjit de. Yani biliyoruz da laranjiti bilmiyorsunuz. Faranjit boğazda iltihap. Laranjit nerede? O da genizde olabilir belki. Bir daha söyle. Genizde olabilir. Helal olsun ablama. Şimdi iyi dikkat edin. Boğazımızın burada farinks diye bir yer var. Oranın iltihabına faranjit deniyor. Hemen o neresi? Hemen bademciklerimizin olduğu yer. Ağzımızı açıyoruz, bademcikler gibi, orası farinks denilen yer. Ona faranjit deniyor. Birazcık daha arkaya, şurada larynx denilen ses tellerinin falan olduğu yer. Yani biraz daha arkasına arkası. Da laranjit deniyor. Hmm. Faranjit arkasından laranjite çevirir, arkasından da zatürreye çevirir. Akciğerlere iner. Yani önce faranjit, sonra laranjit, sonra akciğerlere gelir. İşte boğaz enfeksiyonları çok önemli, çok önemli. Kardeşler dikkat edin. Burası faranjit, çok önemli. Şimdi iyi dinleyiniz. Bakanlığımız çok güzel bir şey yaptı. Ne yaptı? Faranjitler, laranjitler yani boğaz iltihapları her zaman mikroplarla olmuyor. Bazen virüsler geliyor. O virüslere ilaç fayda etmiyor. Onlara ne fayda ediyor? İşte bu kış çayları fayda ediyor. Onlara da, mikroplara da en faydalı şey kış çayı. Şimdi bakanlık bir uygulama yaptı. Eskiden biz bakıyorduk, tam görmeyle virüs mü, mikrop mu anlaşılmıyordu. Şimdi bir alet koydular bütün hastanedeki doktorlara. Doktor bey boğazınızda şöyle sürtecek, o aletin içine koyacak. Bunun virütük mü, mikrobik yoksa mi olduğunu mikrobik anlayacak. Mi? Ona göre antibiyotik verecek. Türkiye, çok dikkat edin, bu kötü bir şey. Çok kötü. Türkiye şey. Dünyada antibiyotik birincisi kullanmada. Evet. Maalesef. Ama her kullandığınız çocuklar, antibiyotik... Çocukken bize de öyle. Hep antibiyotik. Her kullandığınız antibiyotik, tamam evet. Burayı öldürüyor ama... ...senin içerinde faydalı mikroplarını da öldürüyor.
bedenin dengesini bozuyor. Evet. Vücudun dengen. Bir de her kullandığınız antibiyotik bir zehir. Hı hı. Zehir. Tabii, böbreklere zararlı. Aynen, ağzına sağlık. Evet, böbreklere zararlı, karaciğere zararlı. Basitçecik bir antibiyotikten karaciğer yetmezliği olabiliyor. Ya, basit bir antibiyotikten böbrek yetmezliği oluyor. O zaman eşinize, dostunuzun antibiyotiğini siz kullanamazsınız. Danışmadan ben antibiyotik kullanamazsınız. Aldım, evet. Şimdi güzel bir uygulama var. Antibiyotikleri artık virütik mi, mikrobik mi olduğunu hemen anında doktor bey ayıracak, öyle verecek. Sağlık Bakanlığı güzel bir uygulama başlattı. Çünkü hepimizin evinde iddia ediyorum en az 3 tane antibiyotik var. Var var. Buzdolabını açın. Duruyor. Evet, buzdolabının kapağında duruyor. İşte bir sürü kötü ilaç. Bir alışkanlığımız var. Çok zararlı, çok zararlı. İşte farenjit, laranjit kışın en büyük hastalıklarından biri. Aşağı doğru inerse bu da öksürüklerle kendini gösteren zatürre. Dikkat edin. Hı. Öksürükle hastalığı biraz anlayabilir miyiz? Şöyle öksürürse bu boğaz öksürüğü. Nereden anladık? Kuru öksürük. Kuru. Ağzınıza sağlık. Kuru öksürük. Bazen bu kuru öksürük alerjik de olabilir. Bir havalı bir yere girersiniz, orada da böyle pis pis. Ama dikkat edin. Ciğerden gelip. Çok affedersiniz, balgam da çıkıyorsa bilin ki mikroplar biraz ciğerlere doğru inmiştir. Tehlike başlamıştır. İşte hafif öksürük o kadar önemli değil. Kuru ama önemli buraya değil. İndiği zaman muhakkak doktorlara danışmak lazımdır. Bunun akciğerlere uzun girdiğini... süre geçmeyince de alerjik oluyor bazıları, değil ağzınıza mi? Ağzınıza evet. Sağlık, alerjik oluyor. Evet. Söyle anne. Benim gece yatakta çok boğazım tıkanıyor, sesim kısılıyor. Karıncalıyor, konuşakla bile şimdi günümüzde de karıncalıyor. Uyurken mi, uyumazken mi? Uyursam da, uyumasam da. Gece oluyormuş. Dikkat edin. Gece, dikkat edin. Gece oluyormuş. Yatağa gidince mi oluyor? Söylüyorum, ablam biraz kilolu. Kilolu olduğu için muhakkak horluyor ablam, garanti veriyorum. Evet, horluyor. Bak evet, bravo. Horluyorum diyor. Horlarken şöyle oluyor, anlatıyorum. Çok dürüstsünüz. Odalarınızda nem yapın. Kaloriferlerin üstüne muhakkak bir sıcak su torbası koyun. Ama dikkat edin, plastik torbayla koymayın bunu. Yani plastik kaplarla koymayın. Cam olsun, metal olsun. Emaye olabilir, olabilir. Sakın plastik kapla sıcak su koymayın. Islak bez olabilir, bravo. Odalarınızda nem olsun. Şimdi ablam şöyle uyuyor, dikkat edin bakın. Ondan sonra doğru, ne oluyor? Haklı. Boğazı da kuruyor. Buraları da kuruyor. Ondan sonra başlıyor. Kurulmaya bağlı öksürük. Böyle öksürük başlıyor. Ondan oluyor. İşte kardeşlerim, yatağınızın gece orada alerji olabiliyordur. Ondan oluyordur. İşte bu kış çaylarını yatmadan önce için, biraz sonra bazı başka çayları da söyleyeceğim ama şu ayvalı, portakallı, elmalı, ıhlamurlu, ballı çayı muhakkak yapınız. Bunu yaptığınız zaman çok fayda göreceksiniz, çok rahatlayacaksınız. Ihlamur da güzel. Feridun Bey. Ihlamuru yalnız ne yapacaksınız? Ihlamurda bir yanlış bir şey yapıyoruz. Ihlamuru bir koyuyoruz. Kaynıyor. Kıpkırmızı da çıkıyor. Oh diyoruz, ne güzel oldu. Çok güzel rengi çıktı. Yanlış. Ihlamur öyle saatlerce kaynatılmayacak. Kaynatılacakta etkili maddesi kaçıyor. Fayda olmuyor. Öyle yapmayacaksınız. Hemen bir taşım kaynatacaksın, süzeceksin, içeceksin. Ben size gelin. İkinci defada, üçüncü defada daha güzel rengi çıkıyor. Hiç iyi değil. Peki bir şey söyleyeceğim. O kadar çocukken bize ıhlamur verdiler, içtik. Eskiden öyleydi, bilmiyorduk. Sobanın üstüne koyduk. Eskiden bilmiyorduk Serap Hanım, şimdi kötü, böyle. Kötü, yaramadı mı onların hiçbiri bize? Ha? Ya çok iyi değil işte. Şimdi yaramadı mı onlar bize? Değil mi? Yaradı da o kadar yaradı işte. Ay bu doktorlar da her gün bir şey çıkartıyor ya. Ya biz doktorlara bakmayacağız. Evet bazen yani. Bazen deriz ki şunu yap, bazen bunu yap. Gelin şimdi size hastalıklar, tamam devam edeceğim, başka hastalıklar da söyleyeceğim. Evet. Şu Serap Hanım'ın benim şu yapacağım. Badem sütünü muhakkak yapınız. Bakın çok... nelere faydası var badem sütünün. Badem sütü cildinizi güzelleştiriyor. Evet, içtiğiniz zaman da sürdüğünüz zaman da. Evet, cildinizi güzelleştirmenin dışında kolesterol düşürücü özelliği var. Vücudunuzun E vitamini ihtiyacı var. E vitamini, hı hı. E vitamini hücreyi yenileyici, gençleştirici vitamin, onu içeriyor. O yüzden çok faydalı. İçinde B vitaminleri var, çok faydalı. Sindirim sistemini rahatlatıyor, böbreklere faydası var. A vitamini var, cildinizi koruyor. Ne olur bir izleyiniz. Bağışık sisteminizi kuvvetlendiriyor. Mükemmel bir nimet.
Ne olur nasıl yapıldığını bir izleyiniz. Çok çok faydalı. Herkese yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Buyurun Serap Hanım. Aynı zamanda çok güzel bir kalsiyum kaynağı da. Bravo. Değil mi? Şimdi özellikle ben tuzsuz badem diyorum. Tuzsuz badem, çiğ bademi alıyoruz. Sadece bir su bardağı bademe ihtiyacımız var. Bir su bardağı bademi şöyle bir plastik değil, aman plastik değil, cam bir kasenin içine koydum. Üzerine geçecek kadar da sıcak su koyuyorum. Bunu böyle geceden ıslatıyorum. Aynı nohut kuru fasulye ıslatır gibi. Aynen bir sadece su bardağı bademi ıslattım. Islattıktan sonra sabah kalkıyorum. Bir 10-12 saat geçtikten sonra bir bakıyorum ki bunun bütün zaten kabukları ayrılmış. Şöyle yapıyorsun. Evet. Şöyle yapıyorsun. Hemen şimdi pırt pırt diye ayrılır bunlar. Evet hemen. Anlatıyorum. Sıcak. Nereden çok iyi biliyorum. Bizim helva, şeker, reçel, lokum fabrikamız vardı. Biz lokum yapardık, bademli lokum yapardık. Bademli lokum yaparken de bu bademleri ta Datça'dan getirtirdik. Ondan sonra bunlar kaynar sulara konur. Biz de gittik, o gün dükkana giderdik. Dükkanda da fabrikaya giderdik. Orada bademleri böyle yapardık. Pırt pırt hemen ayıklanır. Anında çok kolay ayıklanır. Sıcak suyun içine beklediği zaman. Onları sonra da ortadan bölünür bunlar böyle. Evet, kendi kendine ayrılır. Evet, ortadan bölünür. Yarım yarım diğer lokumların üstüne şöyle tek tek elle dizilir. Evet. Bademli lokum olur. O yüzden çok iyi bilirim. Hı hı. Sıcak suyu gördükten sonra bu hemen yaklaşık ayrılır. Bir 2-3 saat sonra ayrılır. Zaten sıcak suyu görüp ayrılacağı zaman üstüne çıkar bunlar hepsi. Üstüne çıkıp pırt pırt diye ayrılır. Devam et Serap Hanım. Evet. Şekerci mi baban senin? Evet, şekerci. Lokumcu mu baban senin? Evet. Yer miydin, itiraf et arada. Yemez bir alıp. Yemez miydim canım? Değil mi? Yerdim tabii. Orada ayıklarken arada tabii. Bir alıp atıştırırdım. Muhakkak yerdim. Şimdi güzelce çıktı bakın. O kadar kolay hemen böyle şöyle şöyle pıt 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 çıkıyor. Çıktıktan sonra bunu Feridun Bey altındaki su kahverengi oluyor. Tabii o bademin kabuğunun rengini alıyor. O suyu almıyorum. Süzüyorum. Süzdükten sonra şöyle robotun içine bunu alıyorum. Sık sık yapıyorum ben bunu. Çok robotunuz da faydasını yoksa görüyorum. Blender'da da olabilir bu. Blender'da da olabilir. Bunun üzerine bir su bardağı bademin üzerine 4 su bardağı su koyuyorum. Bakın şimdi rengine inanamayacaksınız. Tadı da çok güzel oluyor. Badem sütü yapıyoruz. Tam şifası da geçecek içine. Şimdi çalıştırıyorum. Evet, süt rengini aldı. Evet, şuradan da bir... Oldu mu? Oldu. Oldu. Evde siz biraz daha fazla yapabilirsiniz. Ne kadar çok tutarsanız o kadar iyi oluyor. Biz vakit ve gürültü olmasın diye biraz kısa tuttuk ama biraz daha fazla tutarsanız daha da iyi oluyor. Aklınızda olsun. Bakın tadı da süte çok bakın, güzel oluyor. Süte bakın, bak. Badem sütü ve çok şifalı. Kameraya gösteriyorum. Çocuklarınızın boyunun uzaması için de içirebilirsiniz. Ben de kızıma içiriyorum. Gördünüz mü ne kadar güzel bir süt oldu kardeşler? Evet, evet. Boy uzatıyor. Şöyle güzelce. Hanımlarda kemik yemesi de çok eğer güzel. Eğer lavaramızda güzelce yaparsanız bu süzmeye bile gerek kalmıyor Serap Hanım. Evet. Şimdi zaten o kalan pota pusasını ne yapıyorum onu da anlatacağım. Tamam. Tamam. Yeterince o posa çıksın dur. İstedim. Aha. Evet şöyle güzelce. Güzel de bir köpük oluyor böyle süt kreması gibi bir köpüğü de çıkıyor. Hatta o köpükle evet hatta tamam. Bununla böyle kahve de yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Bunu şuraya alayım. Evet. Çok güzel oldu. Böyle akşamları bir bardak siz, bir bardak eşiniz, dostunuz, çocuğunuz içebilirsiniz. Bu kalanı da aman sakın dökmeyin. Keklere kullanabilirsiniz. Pastalara, böreklere kullanabilirsiniz. Onun haricinde şöyle alıyorsunuz. İnanılmaz güzel bir cilt temizleyici. Elimde göstereyim, cildimde değil. Hani peelingler satılıyor ya dışarıda o milyonlarca paralara. Hiç gerek yok. Bununla çok güzel bir şekilde buzdolabınızda durabilir. Hiç de bozulmuyor. Böyle cildinizi temizleyebilirsiniz. Siyah noktalarınızdan arınabilirsiniz. Evet, sivilcelere de çok iyi geliyor. Ellerinizin üstündeki lekelere de çok iyi geliyor. Böyle elinizi, aynı yüzünüzü böyle peeling yapabilirsiniz. Ben bir şey daha söyleyeyim. Bunu evet. Da yapın. Bak çok da güzel çok olacak. Güzel şöyle oluyor. Alın. Ve sonra yıkamayın. Bile. Yani sadece durulayın. Bakın hani çok değişik bir şey yapacağım. Badem. Mis gibi oluyor. Dur bir kirletme benim şeyimi ya. Şöyle uzak dur. İki çorba kaşığı bademi aldık. Bak çok değişik. Çocukların çok seveceği bir şey yapacağım. Kakao var mı biraz? Kakao ya da keçi boynuz tozu.
Bunun içine iki çorba kaşığı da bal koyuyoruz. Bunun üstüne iki çorba kaşığı da keçi boynuz tozu koyuyoruz. Bunu bir yapın, çocuklarınızın çok seveceği bir tatlı olacak bu. Harika. İnanılmaz güzel bir şey olacak. Şimdi ben çocuklarıma deneyeceğim, bak burada yavrularıma vereceğim. Mükemmel bir çikolata oldu bu. Çok badem, güzel. Bal, badem, bal ve keçi boynuz tozu. Evet. Besleyici özelliği tavan. Daha yok üstüne. A vitamini, B vitamini, E vitamini var. Bal var ve içinde keçi boynuzu tozu var. Lütfen şunu yavrulara bir yedirelim. Biraz sonra ben onlara fikrini soracağım. Bir ikram yedireyim edelim mi? Yavrum. Geliyorum. Ha? İster misin? İster misin? Aç ağzını, geliyorum. Aç ağzını. Bir tane. Ok. Peki ablalara ver, ablalara ver, ona verme. Ya ne ayıp, ne olduğunu bilmeden niye yok diyorsunuz hemen peşin peşin? Aç ağzını, aç ağzını, geldim. Aç ağzını. Vallahi çok güzel. Nasıl? Güzel. Gördün güzel mi? Değil mi? Başka kaşıklar, başka evet, kaşıklar. Başka kaşıkla. Başka kaşıklar. Siz de alın. Bak güzelmiş, bak sen boşu boşuna ağzını kapattın böyle. Zaten kapattığı için böyle çiroz olmuş işte. Öyle kapata kapata. Hemen ver bir kaşık daha ver ablası. Şu kızıma da Elif'e de ikram edelim. Yok, yiyemeyecek artık. Sen şu Elif'ime ver. Götür Elif, ver, ben vereyim Elif'e. Elif düşüyordu orada. Elif'e ver. Elif burada. Elif nerede? Ha tamam Elif. Ben de bilmiyorum Elif. Elif aç ağzını, geldi. Hadi bakalım. Tamam. Bir de sana vereyim. Montlar da aynı ya. Yedikleriniz de aynı olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel. Bu bunun boy büyütücü özelliği var. Bunun hücrelerinizi yenileyici özelliği var. Bunun yüzünüzü güzelleştirici özelliği var. Bunun sivilcelerinizi giderici özelliği var. Bunun saçlarınızı düzeltici özelliği var. Nasıl? Tadı güzeldi. Güzel. Güzel değil mi? Önce itiraz ettin, şimdi hoşuna gitti mi? Evet. Tamam. Ne olur yapın bunu da, bu badem sütünü deneyin. Şimdi kardeşler, çocuklarımıza bir güzel görüntü vereceğiz ama Serap Hanım gitti bademle yaptı. Tamam, evet. Badem hakikaten çok güzel oluyor. Ama gelin ben size bunu yer fıstığıyla yapacağım. Oo. Yer fıstığıyla yapınca daha ucuz, daha maliyeti az. Ama zaten bir su bardağından yaptık Feridun Bey. Doğru, doğru ha, ama yani. Bu da çok güzel. Bak, yalnız kaç bardak bir şey isteyeceğim, çıktı. Bir şey isteyeceğim. Bizimkilerini ben hazırlıksız yakalandım. Hemen şimdi yapmak istediğim için oldu. Benimkilerini kavrulmuş bademden, fıstıktan olmasın. Çiğ fıstıktan yaptığınız zaman daha güzel oluyor. Bir daha söyleyeyim. Su. Çiğ fıstıktan yapacaksınız. Benimki kavrulmuş olduğu için birazcık rengi sıkıntı olabilecek ama muhakkak siz de bunu... Aynı usul yaptın değil mi? Böyle akşamdan aynı, sıcak aynı. Suya bat. Hiç benimki akşamdana gerek yok. Benimki kolay soyuluyor. Seninki soyulmadığı için öyle bak. Pıt diye soyuluyor bak, soyuluyor ama... Hiç ama sıcak suya koymadın mı? Ben koymuyorum. Neden? Yer fıstığı kolay soyuluyor çünkü. O kadar şey, o zorlu olmuyor. Bildiğin fıstığın badem üstüne... Badem zor soyuluyor, bu zor soyulmuyor. Ay çok ama merak ettim. Benimki... Bunun rengi çok güzel oluyor çünkü. Tam benimki, süt gibi oluyor. Bakalım ne olacak? Benimki çiğ fıstıktan olacak. Ben çiğ fıstıktan yapmıyorum, kavrulmuştan yapıyorum. Olduğu için birazcık sütlü kahve gibi olacak benimki. Öyle mi? Abi çok... Bu çok ucuz. Daha öbürünün dörtte bir fiyatına çok daha güzel olacak. Ay Allah'ım yarabbim. Dörtte bir fiyatına. Yeter ki seninki güzel olsun. Vallahi billahi fıstık da güzel oluyormuş. Ama badem de çok güzel oluyor. İnanın, inanın çok güzel oluyor. Kardeşler, garanti veriyorum eğer bunu... Aha. Robot bak ne kadar güzel oldu. Yalnız benimki kavrulmuş fıstıktan olduğu için biraz rengi böyle oldu. Şimdi şuraya süzünce... Sütlü kahve gibi oldu. Evet, süzünce rengini daha çok beğeneceksiniz. Çok güzel, çok güzel. Fıstıktan da yapabilirsiniz, bademden de yapabilirsiniz. Cevizden de olur aslında. Cevizden de olur. Evet, hepsinden olur. Evet. Tadını da merak ettim. İşte kardeşlerim benim sütüm de böyle. Getir ikisini yan yana, ikisini yan yana getir. Koyalım şöyle, bak şöyle dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet, çok güzel oldu. Bir daha söyle. Hiç ağır olmaz. Süt de konsa çok güzel olur. Sütle de yapabilirsiniz. Harikasınız. Biz...
Biz damladı, çok kötü damladı. Biz mahsus böyle yaptık. Suyla yaptık, rengini görebilirsiniz de. Öbür türlü derdiniz ki sütün renginden dolayı. Yoksa bu kendi rengi, bakın bu da bunun kendi rengi. Mükemmel bir nimet, lütfen yapınız. Bunun da fıstıktan yapılabilir, bademden de yapılabilir. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum, evet. Dedikten sonra... Tadına baktım, kavrulmuş fıstık. Buram buram kavrulmuş fıstık tadı geliyor böyle. Bayağı kavrulmuş fıstık tadı geliyor, güzel ama. Sen hafif böyle yanık kahvemsi tadı da var. Seyircilerimize küçük tap şeyleri koyalım, seyircilerimize bir ikram edelim. Bir bakın bakalım. Bir fıstığı, bir şey, hangisi güzel bize söylesinler dedikten sonra çocuklarımıza badem, güzel sürprizimizi yapıyoruz. Çocuklarımıza güzel görüntülerimiz var. Hemen görelim bakalım. Luna Park'a götürüyoruz çocuklarımızı. Görüyoruz bakalım ne kadar güzellikler yapmışız. Sevgili seyircilerim, hafta sonu tatil nedeniyle İstanbul'a geldik. Ama burada da boş durmuyoruz. Sizler için çekimler yapacağız. Güzel bir eğlence merkezine geldim. Burada yavrularımızla beraber hareketler yapacağız. Eğleneceğiz. Bakalım neler yapacağız. Çocuklarımıza yönelik hareketler göstereceğiz. Şimdi buradayız. Serap Hanım diyor ki bizim zamanımızda da atlı karınca vardı diyor. Yani bizim zamanımızda vardı da bu kadar güzelleri yoktu. Yani bizimkiler böyle eşekten bozma atlar gibiydi. Buradakiler gerçek atlar böyle. Ben senden genç olduğum için benim zamanımda vardı Ferizim Bey. Evet. Hemen bir şeyler söyle evet. İlla yani. Dönme dolap da vardı. Dönme dolap, evet, dönme dolap vardı ama böyle güzel ışıkçısı yoktu. Güzel bir ambiyans oluşturmuşlar. Güzel bir yer yapmışlar. Şimdi atlı karıncalara bir biz de binelim bakalım. Çocukluk günlerimizi hatırlayalım. Çocukken binemedik, şimdi binelim. Evet sevgili seyircilerim, atlı karıncalara bindik. Suideciğim zürafaya bindi. Serap Hanım da zebraya bindi. Ben de seçeceğim bakalım, kendime bir güzel bir şey bulacağım. Sevgili seyircilerim, şu anda Hindistan'da bulunuyorum. Çocukluğumuzu yaşıyoruz biz de. Çocukken yapamadığımız file burada binme şerefine nail olduk. İşte şu anda file ben de biniyorum. Batuhan, ne kadar güzel. Ne kadar güzel bir yere getirmişler seni, değil mi anneciğim? Evet. Aferin. Büyünce ne olacaksın Batuhan? Doktor. Doktor olacak. Çak. Aslanım, benim meslektaşımla beraberim sevgili seyircilerim. Batuhan da doktor olacakmış. Ben kendisine ortopedist ol diyorum. Beraberce çalışacağız. Şimdi Batuhan'a iş teklif ediyorum. Anlaştık mı Batuhan? Anlaştık. Tamam. Esat'cığım, beğendin mi? Güzel mi? Güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel bir yerdesin. Kaça evet. gidiyorsun Esat'cığım? 2'ye. Aferin. Karne çok iyi tabii. Evet, 5. Aferin. Hepsi 5'miş Esat'ın. Tebrik ediyoruz Esat'cığımı. Senin adın neydi? Ahmet. Aferin abicim. Nereden geldin buraya Ahmet? Başakşehir'den geldim. Başakşehir'den geldin. Hoş geldin. Karnın çok iyi mi? Evet. Onun için mi getirdiler yoksa seni buraya? Sanırım öyle. Sanırım öyle. Harikasın. Kaça gidiyorsun bir tane? 3. 3. Evet. Karnın çok iyi gördüğüm kadarıyla, evet. Öyle mi? Evet. Gözlerinden beri karnın çok iyi oldu. Ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Hadi inşallah bakalım. Allah hayırlı etsin inşallah. Aferin. Evet. Şimdi Feridun Bey'e bir soru sormak istiyorum. Acaba insan korkarak da eğlenebilir mi? Şimdi korkarak da eğlenebilir. Şöyle ki bu eğlenceli bir korku. Çok güzel bir hafif adrenalin salgılanır vücutta. Bir heyecan olur, kalp çarpması olur. Gayet güzeldir, eğlenilebilir. Öyle mi? Korkarak eğlenilebilir. Korkarak ama bir korkunun farklı bir boyutları vardır. Bu hafif bir korku, problem olmaz. Senin beni korkuttuğun gibi aynen. Evet, benim seni korkuttuğum doğru. Evet sevgili seyircilerim, burada görüyorsunuz küçük yavrular için güzel bir oyuncak var. Seslerini duyabilseniz, aynı böyle civcivleri, küçük civcivleri koymuşsunuz. Hepsi feryat figan ediyorlar.
Sevgili kardeşlerim, şimdi size hemen şu badem sütlü bir kremimiz var. Biraz sonra onu da yapacağım. Ama kışın en büyük tehlikelerinden biri maalesef yüz felcidir. Hiç aranızda yüz felci yakınları olan ya da kendinde olan oldu mu hiç? Oğlan kardeş geçirmiş. Nasıl oldu abla? Oğlan kardeş geçirmiş. Arabanın camını da açtığı için. Ha. Yüz felci oldu. Tamam. Arabanın camından oluyor ya da sıcak ortamda duruyoruz. Sıcak ortamdan soğuğa çıkıveriyoruz. Bilhassa bu soğuk havalarda lütfen şuralarınızı kapatacak eşarplarla, kaşkollarla çıkınız. Sakın ola ki dikkat ediniz. İşte bu aralarda çok oluyor. Sıcaktan ani soğuğa çıktığınız zaman bir virüs var. Bu virüs, mikrobun değişkisi virüs, bu yüz sinirlerini tutuyor. Bir anda dudağınız öyle oluyor, kaşınız öyle oluyor, gözünüz öyle oluyor. İsteseniz bile oynatamıyorsunuz. Böyle bir felç hali gelebiliyor. Sevgili kardeşlerim, işte bunu olmaması için tedbir almanız lazım. Ama iyi dikkat edin. Yüzünüzde en ufak böyle bir tek taraflı bir karıncalanma, buralarda böyle bir karıncalanma, sanki burada bir karınca yürüyormuş gibi olursa, küçük küçük böyle bir batmalar hissederseniz derhal hastaneye, doktora gideceksiniz. Kime? Kulak burun boğazcılara ya da nöroloji doktorlarına ya da aile hekiminize. Bir daha söylüyorum. Soğuğa çıktınız, bir tuhaf oldu, buranız böyle hafif böyle çekiliyormuş gibi, böyle oluyormuş gibi. Ya da burada böyle bir karıncalanmış gibi. Ha, iki taraflı var, o kadar korkma. Burada da var, burada da var. Ama tek taraflıysa çok büyük sıkıntı var. Bakın bir görüntüleri gösterelim. Bakın yüzde bu sinir var. İşte bu siniri tutuyor. Bu siniri tutunca kaşınızı gözünüzü oynatamıyorsunuz, apaçık kalıyorsunuz. Devam edelim. Devam edelim. O şeyleri gösterelim. Hani yüzü çarpılmış olan. Heh, bakın ne hale gelmiş, görüyor musunuz? Allah korusun ya. Birdenbire. Devam edelim. Bakın nasıl oluyor, böyle açık vaziyette kalabiliyorsunuz. Devam edelim. Önce böyleyken bu şekilde düzelmiş halini gösteriyor. Devam edelim, bir başkasını gösterin. Bakın burada böyle oluyor. Yüz felci dediğimiz tek taraflı felç olabiliyor. Peki böyle bir durumda acil olarak ne yapmamız lazım? Ben şimdi size onu öğreteceğim. Eskiden şey derlermiş değil mi Feridun Bey? Üç harfliler işte, hani böyle çarptı martı doğru derlermiş. Doğru derlermiş. Gidin bir yerde, evet, okutun, geçer derlermiş. Geçer derlermiş. Doğru, evet. Ama. Doğru mu? Bir dakika. Nasıl yani? Doğru değil, bir dakika. Normalde bu zaten 20 ila 1 ay içinde geçiyor kendiliğinden. Hı hı. Onlar da okuttuk da geçti zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anladım. Doğru. Tamam. Muhakkak tamam. Tedbir alacaksınız. Tamam. Tedbir alacaksınız. O 3 harfli, 3 harfli meselelerine girmeyiniz fazla. Gece işte su döktü derler, bilmem onlara, ne derler. Onlara falan girmeyiniz. Hı. Dualarınızı ediniz için onlarla ilgili bir sıkıntı olmaz. Dikkat edin. Şimdi hem cildinize Allah bakım olsun için, hem cildinize kış bakımı için, hem de böyle durumlardan korunmak için bir şey anlatıyorum. Bir anlık olabilirsiniz değil mi? Şu anda da havalar çok soğuk gidiyor. Herkes olabilir işte. Bu, evet. Onu söylüyorum. Hafif Allah ayaz korusun olduğu zaman olabilir. Ne yapacağımızı mesela anlatıyorum. Mesela ev çok sıcak. Çıktınız bir anda değil mi? O sıcak soğuk farkını çok fazla yaşamamak lazım herhalde. Evet. Şimdi ne yapacağımızı anlatıyorum sevgili kardeşlerim. Yaklaşık bir litre suyun içine bir tutam kadar ya da bir fincan kadar papatya attık. Bir fincan kadar lavanta attık. Bu aynı zamanda güzel bir cilt bakımı da olacak. Bir tutam da biberi attık. Yaklaşık bunu papatya 5 ila 10 dakika kaynattık. 5-10 dakika biberiye kaynattıktan, evet, sonra kaynattıktan sonra demledik. Aldık, biz vakitten kazanalım diye hemen yaptık onu. Bakın şurada gösterelim. Şimdi burada, evet, dikkat edeceğiniz husus şu sevgili kardeşlerim. Size güzel bir güzellik yapacağız. Bunu yüzünüze uygulayacağız. Evet. Aynı zamanda çok güzel bir cilt bakımı da olacak. Bunun için bir tane şöyle el havlusunu alınız. Böyle tam yüzünüze göre işaretleyiniz. Şöyle koyunuz, şöyle işaretleyiniz. Buralarını kesiniz. Bakın biz kestik. Burnunu, ağzını kestik. Çok güzel bir maske olacak şimdi bu. Nefes alsın diye burnunu kestiniz. Aynen. Burnunu ağzını da kestik. Kestiniz. Ağzını da kestik. Maske gibi olmuş. Güzel bir maske yaptık. Evet. Şimdi bunu ne yapıyoruz kardeşlerim?
Bu aynı zamanda güzel bir cilt bakımı oldu dedim ama geldiğinizdeki burada sıkıntı hissettiğinizde de bunun faydası olacak. Hemen bunu şöyle batırıyoruz şeye. Şey, biraz sıcaklığı geçtikten sonra. Tabii tabii, ılık çok ılık, sıcakken ha. Değil. Elleriniz yanar. Evet. Çok sıcakken değil. Havluyu iyice her tarafını ıslattık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Getiriyoruz böyle. Yüzümüze koyuyoruz. Oh. Heh. İşte bu kardeşlerim. Bunu yattığınız yerde uygularsanız çok da güzel bir maske oluyor bu. Sonra ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Şey böyle... oluyordur, cildinizin gözeneklerini açıyordur. Değil mi? Evet, daha böyle çok da güzel oluyor bu. Sağlıyordur. Bir pamuk var mı? Bir paça pamuk. Sonra pamuk kalan... vereyim ben. Evet. Bir dakika sen. Sonra kalan suyunu da süzüyorsunuz. Bakın arada da şöyle bir şey yapacaksınız. Çok da güzel olacak bu. Anlatacağım şimdi. Tamam. Suyunu aldınız. Şöyle bir pamuk parçasıyla da gelip bunu devamlı şöyle tazeliyorsunuz. Yüzümüze. Şuraya damlattıkça her tarafa yayılıyor bu. Oo, ne güzel. Şey, cilt de nefes alamadığı için ne alacak? Buradaki suyu alacak içine, değil mi? Çok güzel, evet. Nemlenecek. Çok güzel rahatlayacak yüzünüz. Evet. Yüzünüz soğuktan geldiğiniz zaman yapın, hemen rahatlarsınız. Bunu bu şekilde uygulayabilirsiniz. Hafif hafif damlatarak kullanınız. Şimdi bunu yapalım, biraz dursun. Ondan sonra bir de kremini yapacağım. Ama şu ısıtıcımı hemen bir vereyim. Ondan sonra buna bir de çok güzel demin Serap Hanım yaptığı badem sütlü bir de kremini yapacağım. Onu kenara çekelim. Hadi, tamam. Alo diyoruz. Bunu kaldırabiliriz. Hoş geldiniz. Ali Bey Konya'dan arıyormuş. Hoş evet, geldiniz Konya'dan Ali Bey. Arıyorum. Günaydın. Ali abi hoş geldin. Teşekkürler. Sizi izliyorum. Halim izliyorum. Ferdun Bey. Şifremiz neydi Ali abi? Ali Dilek. Peki şifremiz neydi? Abi der değil. Dilek, Dilek. Tamam Dilek abi anladık. Dilek. Şifremiz neydi Ali abi? Dilek. Ali abi şifre neydi? Efendim abi. Cihan değil. Abi şifre neydi şifre? Zemheri. Zemheri. Peki hemen sana ısıtıcımızı yolluyoruz. Merak etme. Ali Dilek Cihan Bey diye yolluyoruz. Güle güle kullan inşallah. Yakup Tokuç. Adamcağız Ayda Yıldız'da bir düşürmüş tabii. Evet, bilek ya. Yani Dilek gider yanlış bir yere gider diye telaşlanıyor. Evet, haklı. Doğru. Yakup Tokuç Niğde'den. Yakup abi. Hoş geldin abi. Günaydın. Alo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niğde Bor'dan arıyorum. Niğde Bor'dan arıyorsun. Hoş geldin. Evet. Sefalar getirdin. Hoş geldin. Ne iş yapıyorsun? Peki ses gitmiyor. Yakup abi şifre neydi? Zemheri Feridun hocam zemheri. Tamam abi ben de sana yolluyorum ısıtıcımı abim güle güle kullan. Hemen bir telefon da alıyoruz. Mehmetcan. Oo bugün erkekler hakim. Mehmet abi Pardon, merhaba. Ne güzel. Merhaba. Hoş geldin abim. Hoş bulduk efendim hayırlar hayırlı günler. Allah razı olsun. Şifre neydi Mehmet abi? Zemheri. Sana da güzelce ısıtıcımızı yolluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Niğde'nin Bor ilçesinden arıyorum dedi. Hı hı. Dünyanın en önemli madenlerinden biri de Bor madeni. Hı hı. Ve dünyada en zengin Bor madeni bizde. Evet. Bor yakın gelecekte uzay yakıtı dediğimiz yakıt bütün araçlar onlarla çalışacak. Bütün her yerde kullanılıyor Bor. Kullandığınız deterjanlarınızdan tutun da temizleyeceğiniz her şeyde bor var. Ve dünyanın en zengin madenleri bizde. O yüzden de bütün dünyanın gözü bizde. Evet. Gelecek bizde. Bizde uranyum da var, bor da var. Her türlü madenlerimiz de olduğu için bu ülkeye herkes sahip çıkmaya çalışıyor. Aman önce siz sahip çıkın. Can cana kardeş kardeşi olmayı unutmayınız. Evet. Sevgili kardeşlerim diyoruz. Evet şimdi hemencecik. Bitti mi? Bitti. Pazartesi günü. O zaman bahsedelim. Pazartesi günü size bahsedelim. Peki. Burun tıkanıklıklarından bahsedeceğim. Aha. Burunumuzun tıkanıklıklarından, migrenden, baş ağrılarından bahsedeceğim. Refleksolojiden bahsedeceğim. Pazartesi günü inşallah görüşürüz. Cumartesi günü de biz inşallah Bursa'da olacağız. Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde 0224'ten 366-0202 numaraya evet. Telefon edenleri. Ben de Altındağ Devlet Tiyatrosu'ndayım. Sacide oyununda beklerim. Ben Ankara'dayım. Feridun Bey Bursa'da. Bekleriz efendim. Kızımız da Ankara'da zaman... evimizde. Allah'a evet. Emanet olun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. Hoşçakalın.